13.36'yı gösteriyor saatlerimiz ve 2 kıta 3 köprüde şimdi Dijital Hayat TV koordinatörü Sayın Bilal Eren'i ağırlayacağız. Sayın Eren şu anda hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Adalet Hanım. Teknoloji dünyasındaki haberleri, aynı zamanda internet ve bilişim dünyasındaki İstanbul'u konuşacağız. Neler var, gelişmeler neler acaba? Hem dünyadan hem Türkiye'den haberler var. Onları size veriyoruz her hafta verdiğimiz gibi. Evet. Belleyip. Keyifli haberler de var. Dikkatimizi çeken, hayatımızı etkileyen haberler de var. Örneğin İsviçre'den bir haber var. İsviçre Posta Servisi insansız hava araçlarıyla teslimat denemelerine başladığını duyurdu. Şahane bir şey. Evet, bu 10 kilometre çapındaki bir bölgede deneme uçuşlarına başladı. İnsansız hava araçlarıyla ve teslimatlarını, kargo teslimatlarını, özellikle 1 kilodan fazla teslimatları bu araçlarla yapacağını duyurdu. Ne yapıyor? Bahçeye mi iniyor acaba? Şimdi merak ettim yani, ben meseleyi. Evet, sizin vereceğiniz lokasyonda, örneğin kapının önüne veya bahçeye iniyor. Tabii oradaki şehir yapısında biraz daha bize göre işte bahçeli evlerin çok olması. Ben videolarını seyretmiştim. Dediğiniz gibi bahçeli evler çok fazla ve bahçeye iniyor. Bahçeye geldi kargo. Durur. Gerçekten evet, çok güzel bir çalışma. Evet, yani İsviçre'nin PTT'si diyelim. Evet. Böyle bir çalışmaya başladı. Şu an deneme aşamaları yapıyor ve bir kere şarj ettikten sonra 10 kilometre uçabiliyor bu cihazlar. Ve dolayısıyla 10 kilometre çapındaki yerlere bu teslimatı yapıyor. Özellikle bu havaların bozuk olduğu veya acil durumlarda hemen ulaşılması gereken bölgelerde yardım ulaşımı konusunda çok etkili olacağı söyleniyor. Örneğin sadece PTT veya kargo teslimatı değil, örneğin bir yaralanmalı bir kaza oldu, acil olarak oradaki müdahale eden ekibe bir cihaz, bir ilaç vesaire lazım olur. Sağlık Bakanlığı ekibi veya Türk işte 112 gibi bir ekibin o cihazla beraber sağlık için acil bir müdahale ilacını veya aracını o araçlarla beraber oraya göndermesi. Bunlar üzerinde de konuşuluyor. Yani çok hayatımızı etkileyecek bir çalışma. Biz de yakında bunu göreceğini düşünüyorum. Türkiye'de de bu tip çalışmalar var. Yakında havada uçan insan hava araçları, dronlar görebiliriz bu konuda. Vallahi çok heyecan verici ama şimdi kargonun mesela hava şartları dolayısıyla uçan kaybolduğunu düşünelim. Kargon kayboldu diye şimdi gidip mesela PTT çalışanları ile kargo servisiyle kavga ediyoruz bir güzel. O kavga evet, imkanımız doğru. Ortadan kalkacak. evet yani değişik sorunlar olacaktır ama hani bu sorunlar, bu denemelerin amacı zaten bu sorunları görüp ona göre tedbir almak. Zaten şöyle açıklamada şöyle bir açıklama yapmış şirketin yetkilisi. 5 seneden önce bunun hani yapılamayacağını, şu an denemeler yapıldığını söylemiş ama 5 sene hayatımız çok uzun bir dönem değil. Bunu Türkiye'de de görebiliriz. Yani evet. Dünyada gördüğümüz gibi. Türkiye'den bir haber var. Biz biliyorsunuz bu Suriye'deki durumdan sonra NATO Türkiye'ye bir Patriot hava savunma sistemi kurdu. Özellikle Alman ve Belçika ordularıyla beraber onların kurduğu. Bu Patriot sistemlere bir hacker saldırısı olduğu geçen hafta. Daha doğrusu Almanya'ya yayınlanan bir dergi bunu haber yaptı. Ve sisteme anlaşılamaz emirler verildiği söyledi ve elektronik kontrolü kullanılan bilgisayar programının siber saldırıya karşı en zayıf anını yaşadı o an diliminde. Bunun ne gün olduğu, geçen hafta olduğu söyleniyor ama ne gün olduğu bilinmiyor. Böyle bir haber yaptı. Alman Federasyonu Bakanlığı ise açıklama yapmış. Hani böyle bir şey yok, İşte bu habere itimat etmeyin diye. Hacker saldırıları bu ara Türkiye'de çok fazlalaştı. Geçen aylarda biliyorsunuz Türkiye'de bir elektrik saldırı, yani elektrik kesintisi olmuştu tüm ülkemizde. Bütün şehirlerde. Bunun da bir siber saldırı olduğu söylenmişti. Yani sadece artık dünyada saldırılar silahla toplu olmuyor. Böyle siber saldırılar bilişim teknolojileri kullanarak da oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Evet. Brezilya'da ilginç bir haber var. Şimdi Facebook hepimiz kullanıyoruz ama buna çok tepkili olan gruplar veya kişiler var. Bizler de bazı içeriklerden memnun değiliz. Brezilya'da bir grup evangelist Hristiyanlar için bir Facebook kurmuş. Burada işte tamamen dini paylaşımların yapılacağı, işte kötü içeriklerin paylaşılmayacağı, din karşıtı içeriklerin paylaşılmayacağı bir site olarak duyurmuşlar. Geçen ay duyurmuşlar. 100 bin kişi bir ay içinde üye yapılmış. Bu bayağı konuşuluyor bugün nerede dünyada. Biz de haber yapmıştık. Evet. Sitede kullanılması yasak olan 600 tane kelime var. Onları filtrelemişler. Yani o 600 kelimeyi içerik olarak paylaşamıyorsunuz. Ayrıyeten beğen butonu yine de amin butonu var.
Yani böyle ilginç bir sadece güzel bir çalışma. Güzel bir çalışma, evet. Hatta siteyi tasarlayan Atilla Boros şöyle demiş. Facebook'ta çok fazla şiddet ve pornografi görüyorsunuz. Bu nedenle Tanrı ve sevgi hakkında konuşabileceğimiz, Tanrı'nın kelamını yayabileceğimiz bir siteyi tasarlamayı düşündük diye bir açıklama yapmış. Çok konuşulduğu için haber vermek istedik. 2013'ünde de Müslümanlar için Bangladeş'te bir site kurulmuştu, Ummalat diye. Şu an 230 bin üyesi var. Evet. Böyle değişik gruplar var olan şeylerden çok memnun olmayınca değişik alternatif üretebiliyorlar. Seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bunları inceleyebilir. Değişik bir haber var. Hani Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Google Plus, Plus gibi sosyal medya mecralarını kullananlar için şöyle bir haber var. En iyi içeriği ne zaman paylaşmalıyız? Örneğin Facebook'ta bir içerik paylaşıyorsak ve insanlar, arkadaşlarımız, çevremiz bunu görmek istiyorsa bunun bir araştırması var. En çok saat bakılan dilime, evet. Saatler, hı-hı, saat dilimler. Mesela Facebook için Perşembe ve Cuma içerik paylaşmak için, bir gönderi paylaşmak için olduğu söylenmiş. Saat 1 ve 3'te yapılan paylaşımlar çok tıklamayı sağlıyor. Yani Perşembe ve Cuma 1 ve 3 Facebook için geçerli. Bunlar tabii en çok yapılan tıklamalar ve en çok yapılan araştırmalar sonucunda. Şimdi o zaman izin verirseniz hemen bunu test edelim. Bir Perşembe günü saat 13.42'yi gösterirken Facebook üzerinden bir paylaşım yapalım. Bakalım, evet, yapalım. Gerçekten bütün takipçilerimize ulaşacak mıyız? Tamam, bu sadece Facebook için mi geçerli, yoksa mesela Insta için, aynı zamanda Twitter için de bu saat dilimleri ve günler geçerli mi? Hayır, Twitter için en iyi günler Çarşamba, Cumartesi ve Pazarmış. Saat 12 ve 18. Çarşamba, cumartesi, pazar. Cumartesi ve pazar. Twitter'a en çok bakılan zaman dilimi çarşamba, cumartesi ve pazar. Saat 12 ve 18. Instagram için de en ideal gün, en çok tıklanan gün pazartesiymiş. O da saat 3 ve 16 arası en ideal zamanmış. İlginç tabii bu. Bu paylaşım süreli. LinkedIn özellikle sosyal network'ü kullanan, iş için kullananlar için de salı, çarşamba, perşembe saat 10'muş. Bunu dikkat edebilir dinleyicilerimiz paylaşım yaparken. Evet. Daha faydalı olacaktır, daha etkili olacaktır. Evet, dolayısıyla sosyal fenomenleri buradan duyuruyu özellikle yapalım. Ki bundan öyle. Sonra paylaşımları heba olmasın, boşa gitmesin diyoruz. Başka aynen. Haberlerimiz var mı acaba? Varsa zamanımız 2-3 haberim daha var. Bizde zamandan bol ne var? Buyurun efendim. Süper. Apple Store'da kur zammı diye bir haber var. Biliyorsunuz biz akıllı telefonlarımızda marketlerden uygulamalar indirebiliyoruz. Çoğu ücretsiz ama bazen ücretli uygulamalar indirebiliyoruz. Tabletlerimize, bilgisayarımıza veya akıllı telefonumuza ücreti ödeyerek, kredi kartını ödeyerek. Özellikle bunu ebeveynler daha iyi anlayacaktır. Çocukların oyun vesaire gibi eğitici uygulamalar ücretli oluyor bazıları ve onları istiyorlar. Burada şu an biliyorsunuz Türkiye'deki bu seçimden sonra bir kur artışı söz konusu oldu. Apple da bunun farkına varmış ve geliştiricilere dün itibariyle bir mesaj gönderdi. Kur zammı gelecek diye. Örneğin biliyorsunuz orada Amerika merkezi olduğu için uygulamalar dolar üzerinden yapılıyor. Ama dolar çarpı kur, o ülkenin kuru hesaplanıyor. Ve dün itibariyle, hatta şöyle bir açıklama var. 36 saat içinde, ama bunu dün almıştık. Yani yaklaşık işte herhalde 12 saat sonra diyelim. Bütün hizmetlere kur zammı gelecek. Ve buna göre ödemeler yapacağız. Hani bunun uyarısını vermiş olalım. Türkiye'de sattığı uygulamaları kur açısına duyup zam geliyor diye bir haber vermiş. Evet. Geçen ayda Apple Store'da satılan, internet üzerinden satılan uygulamalara kur zammı gelmişti. Yani Apple Watch, Apple telefonlar, tabletler yavaş yavaş etkilemeye başladı. Böyle bir uyarı var. Ülkemizden bir uyarı var. BTK, internet faturalarıyla alakalı bilgi teknolojileri kurumu var biliyorsunuz. Evet. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı. Onun bir duyurusu vardı. Medyada çok yer aldı. Buradan tekrarlamakta fayda var. Yaz geldiği için evde vakit geçirme, işte özellikle öğrencilerin evde vakit geçirmesi artacak ve özellikle cep telefonu veya sabit operatörlerden gelen sabit cep telefonu ve internet faturalarının artış olabilir. Dikkat edin, kontrol edin uyarısı yapmıştı. Buradan tekrarlamakta fayda var bu uyarıyı. Özellikle ebeveynlere duyuralım, son dakika sürprizi yaşamasınlar. Evet, son dakika sürprizleri yaşamamak için bunları kontrol etmekte fayda var. Çünkü internet kullanımı da yazın artıyor. Paketler de haliyle artıyor. Yarın biliyorsunuz bizim TRT Radyo 1'de bir programımız var, Dijital Hayat isimli. Evet. İçerikle alakalı bir program yapacağız. Yani içerik üretmenin,
bize ait içerik üretmenin kıymetini, önemini anlatan Işıl Yılmaz Sümer isimli içerik konusunda çalışan bir hanımefendi telefonla bağlanacak saat 3'te. Evet. Merak eden izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bunu bize takip edebilirler. Hatta bir slogan vardır, yani içerik kraldır diye. Evet. Ne olursa olsun tüm mecralar, bugün Twitter olur, yarın bu Twitter olmaz, başka bir şey olur. Bundan 10 sene önce Twitter yoktu hayatımızda, ama içerik dediğimiz şey, yani yazı, düşünce, şiir, video, röportaj, fotoğraf, neyse artık bunun adı, video, film, içeriği üreten kişi en kıymetli kişidir mecralar değilse de. Bugün radyo, yarın televizyon, sonra internet, neyse. İçerik her zaman önemlidir, bunu konuşacağız. Evet. Yani bu konuda meraklı olanlar tavsiye ederim. Haberlerimiz bunlar bu haftalık. O zaman dinleyicilerimize bir kez daha duyuralım. Yarın Radyo 1'de saat 15'ten itibaren evet, içerikle ilgili ve yine bilişim dünyasına ilişkin gelişmelerin yer aldığı programla bizlerle olacaksınız. Evet, evet, aynen öyle. Biz de çok teşekkür ediyoruz Bilal Eren.